أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق لآيتها. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب إلا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. رحمن ورحيم الله'ın adıyla. Andolsun biz elçilerimize açık mucizelerle gönderdik. Ve beraberlerinde kitabı ve mizanı, ölçüyü indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Ayrıca büyük caydırıcılığı ve sertliği yanında insanlar için birçok faydaları olan demiri indirdik. Yarattık ki insanlar ondan yararlansınlar. Böylece Allah kendi dinine ve rasullerine gıyaben görmeden kimin bundan yararlanıp yardım edeceğini bilsin. Şüphesiz Allah güçlüdür, kudret sahibidir. Andolsun biz Nuh'u ve İbrahim'i
peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı onların soylarına da verdik. Onlardan kimi doğru yola ermiştir, işlerinden çokları da doğru yoldan çıkmıştır. Sonra bunların peşlerinden ardından peygamberlerimizi gönderdik. Onların arkasından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona İncil'i verdik. Ve kendisine uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk. Kendiliklerinden icat ettikleri ruhmanca riyazete, aşırı sofuluğa gelince biz onlara bunu emretmedik. Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla onu kendileri uydurdular. Ama sonra ona da gerektiği gibi uymadılar. Teslis inancına ve riyakarlığa saptılar. Biz de içlerinden iman edenlere karşılığını verdik. Fakat onların çoğu yoldan çıkmışlardı. Ey inananlar! Allah'a karşı sorumluluğumuzun bilincinde varın ve onun peygamberine inanın ki o size rahmetinden iki kat versin ve sizin için rahmetinden ve sizin için aydınlığında yürüyeceğiniz bir ışık yaksın ve sizi bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Böylece kitap ehli, Yahudiler ve Hristiyanlar Allah'ın lütfundan hiçbir şey elde edemeyeceklerini bilsinler. Lütuf bütünüyle Allah'ındır. Allah'ın elindedir. Onu dilediğine, hak edene verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Bizleri yoktan var eden, sayısız nimetler veren, din-i mübin İslam üzerine yaşatıp, sağlık ve afiyet içerisinde bulunduran Yüce Mevla'ya hamdü senalar olsun. Sevgili Peygamber Efendimiz'e, onun temiz âline ve ashabına salat ve selam olsun. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Rabbi, doğruyu öğret, doğruyu söylet, doğruyu yaşat, doğruyu yaşayanlarla beraber bizi haşret ya Rabbi. Evet, aziz izleyici kardeşlerim. Yine bir tefekkür programında sizlerle beraberiz. Bazen programlara katılamıyorum bu son zamandaki hastalık nedeniyle. Ancak böyle fırsat buldukça gelmek istiyorum. İnşallah bu kötü hastalık dünyadan çekilir gider. İnsanlık da yeniden rahata kavuşur. Evet, bugün program olarak, konu olarak okuduğum iki ayetten kısaca bir izahlar yapmaya çalışacağım. Hadid suresinin son sayfasını okudum biraz önce. Burada benim acizane dikkatimi iki şey çekiyor. Birincisi, Cenab-ı Allah demiri indirdik diyor bir ayetinde burada. Hadid zaten demir demek. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir suresinin ismi Demir Suresi. Bu da tabii çok enteresan bir şey. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir surenin ismini Demir Suresi verilmiş. Niye? Burada demirden bahsediliyor. Ama öyle bahsediliyor ki demir indirildi diyor size. Yani Kur'an-ı Kerim için kullanılan elzenla, yani onu biz indirdik, ayetleri sana biz gönderdik, biz indirdik. İndirmek bir yerde nedir? Yukarıdan aşağı gelmesi demektir. Yani bir şeyin aslının yukarıda olup oradan aşağıya indirilmesi manasını taşır. 10. kattaki bir şeyi 1. kata gönderirsen ne yapmış olursun? Onu aşağıya indirmiş olursun. Şimdi burada da bir indirme fiili kullanılıyor. Yani Cenab-ı Allah diyor ki yukarıdan bir yerden
biz demiri size indirdik, dünyaya indirdik. Ki o işte sizin birçok işinize yarar. Hem pektir, kuvvetlidir efendim. Hakikaten de öyle. Dünyada insanlık alemini hayra da şerre de en çok kullandığı madenlerden bir tanesi muhakkak ki demirdir. Burada tabii ki bizim vurgulamak istediğimiz, bizim anlamak istediğimiz şey şu. Demir suresinin Kur'an-ı Kerim'de olduğu biliniyordu. 1450 senedir biliniyordu. Fakat 1450 senedir işte bizim şu andaki mealini okuduğum Hoca Efendi de burada demiri indirdik kelimesini kullandıktan sonra yarattık diye devam etmiş. Yani yaratma fiilini kullanmış. Yaratma ayrı bir mana, indirmek ayrı bir mana. İndirilen şey yaratılmıştır, önceden vardır. Yaratılan şey önceden yoktur. O nedenle bu başka bir gezegende, başka bir yerde demir varmış, oradan gelmiş dünyaya. Bu anlamda geliyor. Şimdiki ilim adamları diyorlar ki demir dışarıdan dünyaya geldi. Başka gezegenlerden geldi. Belki güneşten geldi. Onların tespitinden sonra bu ayetin manası bir kat daha değişmiş oldu. Yani Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in gerçek sahibi olduğunu böyle şeylerle içine koymuş Kur'an-ı Kerim'in. Şimdi bir kısım Avrupalısı, Amerikalısı veya kafiri veya ateisti diyor ki Kur'an-ı Kerim Allah'ın sözü değil, peygamberin söylediği sözlerdir. Muhammed onu şey yapmıştır, söylemiştir. Bazı yerler gezmiş, oralardan bilgi almış. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'i o kendisi ortaya getirmiş diye iddia ediyorlar. Cenab-ı Allah bunu tabii birçok şeyden yaptıktan sonra diyor ki bir defa o peygamber olmadan bu konular hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Gerçek de öyle. Her şeyi bilse bile demirin nereden geldiğini o zamanki insanlık bilmiyordu. Veya demirin yukarıdan geldiğini bilmiyordu. Daha bu asır içerisindeki bazı ilim adamları demirin, bazı set madenlerin dünya dışından geldiğini söylemeye başladılar. Bu yönüyle de bu Kur'an-ı Kerim'in gerçekten Allah'ın vahyi olduğu, Allah'ın mesajı olduğunu anlıyoruz. İkinci ayet, yani değerlendirmek istediğim ikinci ayette gerçekten yine çok güzel manalara ihtiva eden bir ayet. Cenab-ı Allah buyuruyor ki, sonra diğer Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim'i saydıktan sonra peygamberliklerini onların söyledikten sonra buyuruyor ki, sonra bunların peşinden, yani Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in peşinden peygamberlerimizi gönderdik. Onların arkasından Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Sondan bir evvelki peygamber kim? Meryem oğlu İsa. Yani Peygamber Efendimiz'den bir evvelki peygamber. O arada peygamber gelmiş mi gelmemiş mi bilmiyoruz ama Kur'an-ı Kerim'i bildirdiğine göre öyle bir peygamber yok. Arkasında Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona İncil'i verdik. Yani Hazreti İsa'ya İncil gelmiştir. Kitap. Allah'tan gönderilen kitap. Evet. Ve kendisine uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu verdik. Ki bu
özellikler Cenab-ı Allah Peygamber Efendimizin o zamandan iman edip ona onunla beraber savaşan, onunla beraber tebliğ görevi yapan, onunla beraber İslam için mücadele eden sahabe-i kiramda da çok büyük özellikler vardı. Çok büyük şeyler vardı. Peygamber Efendimizle Hazreti İsa'nın durumunu karşılaştırmak geçiyor içimden bu ayeti okurken. Hazreti İsa'ya ne verilmiş? İncil. Ve ona şefkatli ve merhametli inanan arkadaşlar verdik diyor Cenab-ı Allah. Onlar işte ne deniyordu? Havariler falan veya onunla beraber iman edip mücadele edenler. Evet, yani Hazreti İsa ile beraber. Kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk. Kendiliklerinden icat ettikleri ruhbanca riyazete, aşırı sofuluğa gelince biz onlardan bunu istemedik. Bura çok enteresan. Yani Hazreti İsa'nın inananlardan bir kısım insanlar Hazreti İsa gittikten sonra, biz vefat etti biliyoruz. Vefat ettikten sonra, çünkü Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bana vefat etti diyor. Vefat ettikten sonra bir kısım ona inanan o şefkatli, merhametli müminlerden bir kısmı diyorlar ki biz Allah'ın rızasını, Allah'ın muhabbetini kazanmak için daha bir gayretli bir şey yapalım ya. Yani böyle sadece ibadet etmekle kalmayalım. O ibadetlerimizi artıralım. Kendimizi temize çıkartmaya çalışalım. Aşırıya kaçmaya başlıyorlar. Ve Cenab-ı Allah diyor ki, biz onlardan böyle bir şey istememiştik diyor. Yani yapılması gereken şeyleri biz onlara emrettik. Şunları şunları yapın, şunları şunları da yapmayın dedik. Ama onlar bizim emirliklerimizle yetinmediler. Biz daha fazlasını yaparız dediler. Ve öyle davranmaya başladılar. Biz onlara bunu emretmedik. Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla onu kendileri uydurdu. Bu bizim gönderdiğimiz, ki Hazreti İsa'ya gelen din de İslam'dır. Diğer peygamberlere gelen din de İslam'dır. Onlar sonradan Hristiyan, bilmem Yahudi falan at takılması ayrı bir mesele. Asıl İncil olarak, kitap olarak gelen din İslam dinidir. Ve onlar bazı şeyler ilave etmişler yanlarına, yöresine. İşte bu ruhban şeyleri, az yemeyi, az uyumayı, çok ibadet etmeyi, dağlara çekilmeyi, izbe yerlerde yaşamayı, evlenmemeyi, çoluk çocuk sahibi olmamayı, böyle şeyler kendilerine ilave etmişler. Ama sonra onu da gerektiği gibi uymadılar. Yani kendi icat ettikleri şeylere de kendileri uymadılar diyor. Ve işte birçok şeyden sonra teslis inancına kaydılar. Yani onların içerisinde teslis inancına kayanlar da var, kaymayanlar da var tabii. Kaydılar. Fakat onların çoğu yoldan çıkmışlardı. Kaymayanlar mükafatını görüyor, kayanlar ise cezasını çekiyor. Yani o kendi koydukları kurala da uymayıp Allah'ın yolundan sapıtanlar cezaya müstahak oluyor. Peki bunu niye anlattık? Şimdi burada şu ayette
Hazreti İsa'nın isminin yerine Hazreti Muhammed'i, İncil'in yerine de Kur'an'ı koyduğumuz zaman aynı manalar bugün de geçerli oluyor. Sadece iki şeyi, kelimeyi değiştireceğiz. Peygamber Efendimiz bize Kur'an-ı Kerim'i getirmiş. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah bize emirler ve nehiler vermiş. Şunları, şunları, şunları yapacaksınız, şunları, şunları, şunları da yapmayacaksınız demiş. Burada bu ayetin biraz kısa tefsirini yaparken, biraz önce okuduğum ayetin, burada da bir açıklama yapılmış. Ama daha geniş açıklamayı şu elimde bulunan bir Kur'an-ı Kerim açıklamalı meali diye hazırlanmış. Bu meali de bir hocalar birliği hazırlamış. Hemen hepsi de profesör. Hayrettin Karaman Hoca, Ali Özek Hoca, Kafi Dönmez Hoca, Mustafa Çağrıcı Hoca, Sadettin Gümüş Hoca ve Ali Turgut Hoca. Bunların ortak çalışması olarak bu meal hazırlanmış. O mealde bu konu biraz daha teferruatlı anlatılmış. Orada tefsir bölümünde, yani şerh bölümünde şöyle bir izah yapmışlar bu hoca efendiler. Ruhbanlık, Hristiyanların ortaya çıkardığı bir anlayış ve yaşayış tarzıdır. Rivayetlere göre Hazreti İsa'dan sonra müminler inkarcı zorbalarca yok edilmeye çalışılmış, girişilen üç savaşta müminler ağır kayıplar vermişler. Hazreti İsa'dan sonra o kalan müminler çok büyük böyle baskılara maruz kalmışlar. Savaşlar çıkmış, o savaşta o müminler, Hazreti İsa'nın getirdiği dine inanan, İncil'e inanan müminler çok büyük zayiat vermişler. Sağ kalan iman ehli kendilerinin de ölümü halinde dine davet edecek kimsenin kalmayacağı gerekçesiyle savaş yapmama kararı almış, sadece ibadete meşgul olmayı başlamışlardı. Bakmışlar ki çok az kaldılar. Savaşırlarsa, böyle devam ederse tamamen bitecekler. Diyorlar ki biz şöyle kenara köşeye çekilek, efendim biraz kaybolmuş gibi yapak ve öylece o dinimizi yine tebliğ etmeye devam edelim. İnsanlığa duyurmaya devam edelim. Yoksa kaybolacağız. Davet edecek kimsenin kalmayacağını gerekçesiyle savaş yapmama kararı almış. Ve bu suretle fitneden kaçarak dinlerinde ihlas ve samimiyet gösteren bu insanlar dünyanın bütün zevklerinden, dikkat edin, dünyanın bütün zevklerinden, fazla yiyip içmekten, evlenmekten vazgeçmişler. Yani kendilerini işte bu ruhbanlık demek bu demek. Yani dini kaygıları öne alarak dünyevi zevklerden, dünyevi efendim tadımlık şeylerden elin eteğini çekmek. İşte o zaman keşiş diyorlardı bunlara, belki dağlarda kayaların içerisine oyulmuş, kayaların içerisine yaşıyorlar. Ne üstlerinde, başlarında, ne yediklerinde, içtiklerinde, ne de bir aile hayatları vardı. Böylece bir şey sürmeye çalışıyorlardı. Bu insanlar dünyanın bütün zevklerinden fazla yiyip içmekten ve uykular ve mağaralarda uyurlar, oyuklar ve hücrelerde ibadette meşgul oluyorlardı. Ama birçoğu buna riayet etmeyerek
Hazreti İsa'nın dinini inkar ettiler. Hükümdarlarının dinine girdiler. Teslis akidesini ortaya attılar. Hazreti Muhammed'i inkar ettiler ve benzeri sapıklıklara düştüler. Yani böylece sapıtmışlar. Biz asıl Hazreti İsa'nın o ümmetine, havarilerine gelen bu durumun Peygamber Efendimiz'in de inananların başına nasıl geldiğini gerçekten idrak etmemiz lazım, anlamamız lazım ve buradan bir ders çıkartmamız lazım. Peygamber Efendimiz'den sonra aynen Hazreti İsa'nın o inananların başına geldiği gibi Peygamber Efendimiz'den sonra da gerçekten müminlerin başına hem dışarıdan hem içeriden büyük fitneler zuhur etti biliyorsunuz. Hazreti Ali ile Muaviye arasındaki savaş, yine Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe arasında çıkan savaş neticesinde Müslümanlar birbirini öldürdüler. Ki binlerce insan öldü. Hatta daha ilerisi var bu işin. O arada Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra 2 asır içerisinde, yani 200 yıl içerisinde yapılan tespitlere göre vefat eden Müslüman, öldürülen Müslüman, vefat eden tabii çoktur da, vefat eden, öldürülen yani savaşla, kıtalle öldürülen Müslüman sayısı en az 250 bin olarak hesaplanıyor. 250 bin tane insan, yine çoğu inananlar tarafından öldürülmüş. Onlar da Müslüman. Ama birbirlerini öldürmüşler. İşte bu hali gören bazı insanlar da ya ona da haklı desek olmuyor, belkine de haklı desek olmuyor. Ona da haksız desek olmuyor, belkine de haksız desek olmuyor. İyisi mi? Biz buradan kendimizi şöyle bir kenara çekek, uzaklaşak, dünya zevklerinden uzaklaşak, kendimize göre bir hayat düzeni koyak ve öylece yaşayak. İslam'ı yaşayak, dini yaşayak, daha çok yaşayak, daha iyi yaşayak gibi fikirlerinden bazı züht hareketleri geliştirmişler. Onlara o günkü şey manada zühat deniyor. Züht ehli demek. Veya takva ehli, müttakiler deniyor. İşte bunların içerisinde hikayesi anlatılan, bize duyurulan İbrahim bin Ethem vardır. İbrahim bin Ethem'i efsanevi bir kişilik. Yani yaşamış mı yaşamamış mı böyle birisi? Tarihte var mı yok mu o da bilinmiyor. Tam olarak şey değil. Şöyle anlatılıyor. Bu işte Peygamber Efendimiz'den 1,5 asır sonra herhalde yaşamış. Efendim o şey içerisinde Peygamber Efendimiz'den sonra gelen bu kişi bir yerin sözde padişahıymış. Padişahken işte Müslüman oluyor o zaman şeyle. Bir gece kendi köşkündeki, kendi sarayındaki yatakta yatarken orada efendim çatıdan bir ses geliyor, duyuyor. Gelen ses işte ne oluyor orada falan diye bağırıyor İbrahim Ethem padişah olarak sarayın üstüne ses gelince. Oradan gelen ses diyor ki develerimi kaybettim de deve arıyorum diyor. Bu bir onun işte kerameti veya bu işe girmesine vesile olan bir hikaye olarak, kıssa olarak anlatılır.
Diyor ki ya sarayın tepesinde deve ne ararsın falan. Gelen ses ikinci defa diyor ki sen kuş tüyü yataklarda Allah'ı arıyorsun ya, biz niye burada deveyi aramayalım diyor. Ve bu kişi hata ettiğini, gerçekten de kuş tüyü yataklarda yatarak Allah'ın rızasına erilemeyeceğini kanaatine giriyor ve padişahlığı terk ediyor. Her şeyini terk ediyor. Ailesini, çoluğunu, çocuğunu, servetini, ne bileyim işte varlığını, her şeyini terk ediyor ve bir işte üzerindeki eski meski diyelim o zaman şartlarına bir elbisesiyle düşüyor yollara. İbrahim Ethem bu. Tabii bunu çok değişik vaziyetlerde anlatan kıssalar var. Şimdi işte bu şey de aynı Hazreti İsa'dan sonraki ümmeti içerisinde çıkan durum gibi Peygamber Efendimiz'in de ümmeti içerisinden bu tür hareketler çıkmaya başlıyor. Ve bunlar başka dinlerden daha çok İslam'a giren insanlardan oluyor. Yani İran'dan, Hindistan'dan, Türkistan'dan, efendim buna benzer yerlerden, hatta Arap'tan da var tabii ki. Bunlardan Müslüman olmuşlar, yeni dine girmişler. Eski dinlerinde de bazı inançlarını, bazı oradaki yaşayışlarını buraya getiriyorlar. İslam'ın içine sokmaya çalışıyorlar. Hani demin Hazreti İsa'nın müminleri işte yemede, içmede, yaşamada, giymede, kuşamda, evlenmede şey yaptıkları gibi burada gelenler de, bizimkiler de aynı şeyi yapmaya başlıyorlar. Ve bunlar da öyle bir zaman geliyor ki çok fazla sürmüyor. Belki iki asır içerisinde sapıtmalar, çok büyük yanlışlar yapmalar ortaya çıkıyor. Bugün onların gerçekten hangi boyutlarda yanlışa düştüklerini anlamak daha kolay. Onlar teslise düşmüştü şeyler, Hazreti İsa'nın müminleri, Peygamber Efendimiz'e inanıp da onun devamı olarak gelen müminleri de Allah korusun öyle yanlışa düştüler, öyle şeylere düştüler ki bazılar tabii binlerce, yüz binlerce, milyonlarca mümin Allah'a şükür bugüne geldi. Biz de onlardan devam olarak inşallah götürüyoruz. Yanlışa düşenleri kastediyorum. İşte Allah korusun bağlılığı insana bağlanarak onda haşa Allah'ın tezahür ettiğini, Allah'ın göründüğünü iddia edecek kadar bir sapıklık içerisine girdiler bazıları. Ayet bize sanki diyor ki, sanki değil gerçekten diyor yani. Hazreti İsa'nın müminleri böyle sapıttılar. Siz de sakın böyle sapıtmayın. Aynı onların yaptığını bizimkiler de yapmışlar. Dinde, İslam'da olmayan yanlışları getirmiş, İslam'a boca etmişler. Öyle sözler uydurmuşlar, Peygamber Efendimiz'in ağzına sözler uydurmuşlar. İşte 200 senesinden sonra evlenmek haram olacak. Evlenmeyeceksiniz. İbrahim Ethem evlenmemiş mesela. Ondan sonra daha şey yapmamış. Efendim diğer birçokları da var böyle. Evlenmekten uzak şey yapacaksın. Başka? İşte şunu yapmayacaksın. Bunu yapmayacaksın. Efendim bir çukur açacaksın. Allah oruç farz kılmış. Oruç insanın nefsini terbiye etmek için güzel bir ibadet. Yok. O bize yeterli olmaz. Ya ne yapacağız? Biz öyle bir şey yapalım ki bir hücre yapalım.
Oraya kendimizi hapsedelim. Efendim, orada 40 gün hiçbir şey yememeye çalışarak, yesek bile yaşamamıza yetecek kadar hücre hayatı yaşayalım. Ancak o zaman günahlarımızdan arınırız, kurtarırız. Ki çilehaneler işte. Aynı şeylerin, Hazreti İsa'nın devamı olan müminlerin dağlara çıkıp mağaralarda keşiş hayatı yaşadığı gibi bizimkiler de böyle bir şeyi başlatmışlar. Ve artık ondan sonra birbirinin peşinde düşen neredeyse bağlandıklarına ibadet eder hale gelmişler. Bunlar çok uzun şeyler, buraya girmeyeceğim. İşte Kur'an-ı Kerim bize en büyük dersi böyle veriyor. Bunu bugünkü insanlar gerçek manada anlayarak okusalar, buradan bu manaları gerçekten benzeterek çıkarsalar, yanlışın nasıl olduğu, nerede olduğu çok güzel anlaşılacak. Fakat bunu insanoğlu pek dikkate almıyor maalesef. İnşallah bu dersler konusunda böyle devam edeceğiz bu konularda. Burada bir şey daha vurgulamak istiyorum bugünün programı içerisinde. Bizim eski adetlerimiz vardır. Dinin içerisine de böyle bazı adetler yerleştirmişiz. Belki bunu hocalar şey yapmış. Belki yararı olur diye de icat etmişler. Ama yararı olmadığı gibi zararı tarafı daha fazla olan bazı adetlerimiz de var. Mesela ne? Mesela cenazemiz oluyor. Hepimizin evimizden, ailemizden birilerini kaybediyoruz. Zaman zaman eceli gelen gidiyor. Ve şöyle bir adet var. Geçmişte köylerde çoktu yaşayan, bilmiyorum şehirlerde ne kadar devam ediyor, şu anda devam ediyor mu onu da bilmiyorum, yalan söylemeyi. Vefat eden kişiden bir oturum derler. Onun ibadet borçlarını çıkarırlar. Kefareti yemin, kefareti savun, kefareti salat. Yani yemin borcu, oruç borcu, namaz borcu. Bunları çıkarırlar. Şöyle bir hesap yapmışlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de oruç tutamayan fidye verir. Fidye verir. Bir adam yemin etti de yeminini yerine getirmediyse veya yeminini bozduysa onun karşılığı olarak ya 10 kişiyi doyuracak. Evvela yapabiliyorsa 10 kişiyi kölelikten azat edecek. Ki en büyük ibadet bu. Onu yapamadı, 10 kişiyi doyuracak. Veya 10 kişiyi giydirecek. Bunları da yapamadıysa 3 gün oruç tutacak. Yeminini bozduğu için. Şimdi adam öldü ya, ölünün sahipleri işte o mahallenin imamı kimse onunla beraber şey yapıyorlar. Diyorlar ki bunun en az 10 tane yemini vardır, bozduğu yemin vardır. 10 tane yeminin kefareti 3 oruçtan hesap edersek işte 30 tane oruç yapar. Her orucun fidyesi de bugünün parasıyla kaç lira diyelim? 25 lira. Onunla onu çarpıyorlar. Diyorlar ki bunun yemin kefareti karşılığında şu kadar borcu var. Yetmedi. Peki bu kaç tane oruç tutmamıştır ömründe? Ya en az 2 Ramazan tutmamıştır. İşte veyahut 3 Ramazan tutamamıştır. Peki onu da hesap ediyorlar. Onu da yine 25-50 lirayla çarpıyorlar günleri ve onu da yazıyorlar bir tarafa.
Ama bunda kolay. Asıl zor olan namaz borcu. Namaz borcuna da evet. Namaz borcuna da aynı hesabı yapıyorlar. Her vakit için bir fidye vermek kaydıyla. Oo, bir de çıkıyor ki Müslüman kardeşimin ölen kişinin diyelim ki 70 yaşında öldü adam. İşte onun tutamadığı, kılamadığı namazları bir hesap ediyorlar. 200 bin lira, 250 bin lira, 300 bin lira daha fazla borcu var. Bunu kim olsa veremez yani. Zengin de vermez ya. Fakir zaten veremez. Ne yapalım? Ya buna bir çare bulak. Ne yapacağız? Ya bunu işte 4 tane fakir çağırarak bir çıkı içerisine de bir 10 bin liralık, 20 bin liralık altın koyak. O altınları onlara vererek geri alak. Vererek geri alak. Bunu defalarca yapak ki 200 bin liralık parayı vermiş gibi yapak onu. Kabul tüke ve hep tüke diyecek. Ne diyecekmiş? Kabul ettim, senin verdiğin parayı aldım. 20 bin lirayı aldım. Çıkının içindeki geriye sana bağışladım. Niye bağışlıyorsa sanki. Danışıklı dövüş. Ve böylece aldım kabul ettim, aldım kabul ettim sana verdim, aldım kabul ettim sana verdim diyerek böylece geri veriyor. Ve o 4 tane fakira 5 liradan birer para veriliyor. Hadi git, tamam. Öbür adamın, ölen adamın da borcunu ödedik diyorlar. Bu açık ve saçık vaziyette insanın kendi kendini kandırmasıdır. Ne Allah böyle bir şeyi uygun görür, ne peygamber böyle bir şeyi bize ulaştırmış, ne ondan sonraki alimler, mezhep imamları da böyle bir şey söylememişler. Ama sonrakiler akıl etmişler, ne hasat yaptılarsa, efendim, böyle bir şey icat etmişler. Bugün bu usul halen köylerde uygulanıyor. Dün şahit oldum bu duruma, bugün şahit oldum. Bir akrabam vefat etmişti, köye gittim, defnettik, geldik. Bugün telefon ediyorlar, diyorlar ki böyle böyle yemin kefaret yapılacakmış. Yapalım mı, nasıl yapalım diye bunu soruyorlar bana. Ya kardeşim yani aklı başını aldım. Eğer gerçekten o vefat eden kardeşimizin menfaatine olsun istiyorsanız, onun için bir sadaka verin ya. Fakira fukaraya götürün, ne kadar verebilirseniz verin. Bir hayır işleyin. Yoksa böyle kılamadığın namazı böyle işler yaparak, yani bu haşa Allah'ı kandırmak gibi bir şey. Böyle ibadet olur mu? Hangi akıllı bunu kabul eder ya? Adamı tutturacaksın karşına, 20 bin liralık altını vereceksin, geri alacaksın, vereceksin, geri alacaksın. Ondan sonra da ben sana 200 bin lira para ödedim diyeceksin. O da he diyecek, tamam, iyi. Allah görmüyor mu? Öyle şey olur mu ya? Yani bilmiyorum, devam ettiren varsa böyle bir alışkanlıktan vazgeçin. Dinde böyle bir şey olamaz. Benim inandığım, benim kabul ettiğim, benim okuduğum, anlamaya çalıştığım Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber Efendimiz'in sözlerinde böyle bir şey olamaz. Görmedim de. Cenab-ı Allah ibadetimizi, taatımızı, imanımızı, itikadımızı doğru yapmayı, doğru yaşamayı bizlere nasip etsin diyorum. Hayırlı günler, hayırlı gelecekler diliyorum aziz izleyiciler. Hoşça kalın.